Merhaba arkadaşlar. Radyo ve televizyonda program yapımı dersimizin ilk ünitesi olan radyo ve televizyonda iletişim süreci ünitesinin özet videosunu sizlere aktarmaya çalışacağım. İlk olarak ünitemizin amaçlarıyla başlayalım isterseniz. Ünitemizin amaçları radyo ve televizyonun işlevlerini açıklayarak başlayacak. Bildiğiniz gibi radyo ve televizyon birer kitle iletişim aracı. Dolayısıyla kitle iletişim aracı olarak radyo ve televizyonun işlevleri, özellikleri neler olduğunu sıralayarak başlayacağız. Ardından radyo ve televizyon iletişim sürecinin unsurlarını tanımlayacağız. Son olarak da radyo ve televizyon yayıncılığı, yayın standartlarını, denetim ve yasal zorunluluklar gibi konuları açıklayacağız. Aslında bu ünite amaçlarına paralel olarak ünite içeriğini de hızlıca bir göz atacak olursak, kısa bir girişin ardından kitle iletişim aracı olarak radyo ve televizyonun işlevleri, özellikleri, bu araçlar üzerinden gerçekleşen iletişim süreci, radyo ve televizyonda yayıncılık türleri ve son olarak radyo televizyon yayıncılığında denetim, yasal standartlar ve yasal zorunluluklar üzerinde duracağız. Aslında iletişim teknolojilerinin evrimiyle bir giriş yapabiliriz sanıyorum konuya. Bildiğiniz gibi 15. yüzyılda matbaanın bulunmasıyla öncelikle gazete ortaya çıkıyor. Ardından fotoğraf, telefon, telgraf, ses plakları ile gelişen iletişim araçları. 1920'lerde radyo, 1940'lardan itibaren ise televizyonla birlikte kitle iletişimi farklı bir boyut kazanıyor diyebiliriz. Günümüzde ise özellikle bilgisayar, uydu ve internet teknolojileriyle birlikte dev ekranlar, akıllı telefonlar, taşınabilir bilgisayarlar, tabletler derken aslında tüm bu saydığımız iletişim sürecini neredeyse içinde barındıracak hale gelen akıllı telefonlarla iletişim süreci, iletişim araçları, teknolojilerin gelişimi özetlenebilir. Bu noktada günümüzde gerçekleşen bu bilgi iletişim teknolojilerinde gerçekleşen bu değişim ve dönüşümün radyo televizyonun rolünü de değiştirdiği, dönüştürdüğü, dolayısıyla radyo ve televizyon programı yayıncılığının da yeniden gözden geçirilmesi gerektiği ve bu değişimlerle birlikte gelecekte de alacağı yönü tahmin etmek ve açıklamak adına önemli diye düşünüyorum. Radyo ve televizyonun işlevleriyle devam edecek olursak aslında bildiğiniz gibi kitle iletişim araçları toplumda bazı işlevleri yerine getirir. Radyo ve televizyon da pek çok diğer kitle iletişim aracıyla aslında benzer işlevleri yerine getirse de bu araçların özelliklerinden kaynaklı farklı işlevleri olduğu, ön plana çıkan işlevleri olduğu söylenebilir. Bunlar nelerdir? Öncelikle haber verme işlevinden bahsedebiliriz. Bildiğiniz gibi insanın çevreden haberdar olma, bilgi alma ve bilgi verme ihtiyacından kaynaklı radyo ve televizyon aslında günümüzde temel bir bilgi verici konumuna da gelmiştir diyebiliriz. Bu işlevi genel olarak haber programlarıyla izleyicilere ve dinleyicilere aktardığı söylenebilir. Siyasi, ekonomik, kültürel, sanatsal, sosyal gelişmelerle ilgili pek çok haberi radyo ve televizyondan aldığımız zaten malumunuzdur. Eğitme işlevine gelince aslında bu daha çok gelişmekte olan ülkelerde ya da az gelişmiş ülkelerde kitle iletişim araçları vasıtasıyla eğitilmesi açısından ele alınır. Fakat buna ek olarak tabii daha çok açık ve uzaktan öğrenmede ya da yaşam boyu öğrenme gibi kavramların günümüzde sık daha yüksek sesle seslendirildiği malumunuz. Bu konuda da yine kitle iletişim araçları olan radyo ve televizyondan yararlanıldığı söylenebilir. Eğlendirme işlevi aslında her ne kadar diğer işlevlerin yerine getirilmesinde yardımcı bir unsur olarak düşünülür ama genellikle günümüz yayınlarında öncelikli hedef haline geldiği de söylenebilir. Bunda tabii modern yaşamın sıkıntısından kurtulmak isteyen izleyicilerin ve dinleyicilerin etkisi de vardır kuşkusuz. Bir diğer işlev mal ve hizmetlerin tanıtımını sağlama işlevi aslında. Radyo ve televizyondaki tüm yayın türlerinin bir amacı da bu. Hatta şöyle denir, ücretsiz radyo ve televizyon yayını dinlemenin bir bedeli, bir karşılığı olarak biz televizyon ve radyo izleriz. Mal reklamları izleriz. Çünkü biz radyo ve televizyon yayınlarına, yani o çok sevdiğimiz dizilere, televizyon programlarına para ödemeden izlediğimizde onların finanse edilmesi için o mecralara reklam veren kurumların reklamlarını en azından birer tüketici olarak izleyerek bu döngüye katılmamız beklenir. İnandırma ve harekete geçirme işlevi ise aslında radyo ve televizyon bir kitle iletişim aracı olarak ortaya çıktığından bu yana izleyicileri ikna ederek kazanç arttırma, gerek ürünleri gerek fikirleri satın alma ve benimseme noktasında yaşam biçimlerini değişmesinde rol alan bir işlevi olduğu söylenebilir. Radyo ve televizyonun özelliklerine bakacak olursak öncelikle hedef kitle seçme olanağının bulunması, hareket etkisiyle mesajı taşıma ve mesaja bağlılık yaratması ki bu daha çok televizyonla ilgili aslında. Yani görüntü, ses ve hareket öğesini bir arada barındırması ile ilgili bir konu. Güçlülük imajı şöyle. Radyo ve televizyon yapımları maliyetli işler olduğu için bunu yapan yayıncının ve işte o kurum ya da kuruluşun güçlü olduğu imajının
yaratıldığı varsayılır. Çabukluk aslında bir dezavantaj çünkü özellikle televizyon yayınları ve programları aslında ciddi emek gerektiren, zahmet gerektiren, uzun süreçler gerektiren bir iş. İnternet ve benzeri yeni teknolojilerle karşılaştırırsak aslında çok da hızlı olmadığı söylenebilir. Fakat taşınan mesajın kalıcılığı ve etkisi noktasında oldukça tabii önemli. Maliyet de yine aslında bir dezavantaj diye düşünebiliriz. Çünkü yine dediğim gibi maliyetli yayınlar bunlar. Hatırlatıcı özellikten kasıt şu. Aslında radyo ve televizyon yayınları günlük hayat pratiklerimizin benzerlerini bize sunarak onları hatırlatarak bir etki sağladı, bir empati oluşturduğu düşünülür. Faydaların gösterimi de yine televizyonla ilgili aslında. Yani bir ürün özelliklerini anlatmaktan çok göstermenin etkisiyle televizyonun özelliği anlatılır. Zamanın kullanımı özellikle yine reklamlarla ilgili zamanı daraltmak ya da genişletmekle ilgili bir konu. Örnek vermek gerekirse bir kişinin bir hafta boyunca başından geçenler bir 30 saniyelik bir reklam filminde anlatılabilir. Yine duyguları taşıma ve duyguların sunumu noktasında çeşitli imajlar yaratarak işte yaşam biçimleri ya da kişilikler üzerinden imaj yarattığı bu araçların söylenir. Ekranın boyutu ve etkisi, yayının kalitesi yine önemli özellikleri ve son olarak denetim ise şöyle açıklanabilir. Sonuçta radyo televizyon yayınları etik ya da yasal bir takım kıstaslar, kriterler açısından çeşitli kurumlarca bildiğiniz gibi denetlenmektedir. İletişim sürecine geldiğimizde tabii başından beri söylüyoruz aslında bir kitle iletişim süreci olduğunu unutmamak gerekir radyo ve televizyondaki iletişim sürecinin. Bu noktada kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve geri besleme gibi bu çizgisel yaklaşımla anlatılan iletişim sürecinde unsurlar radyo ve televizyonda neye denk gelir buna bakabiliriz. Özellikle kaynak aslında radyo ve televizyon kuruluşunun kendisi ya da yapımcı, yönetmen ya da bu programda yer alan kişiler, sunucular olabilir. Mesaj ise aslında radyo ve televizyon programlarının kendisi. Bu noktada program türlerine değinmek gerekirse işte bunlar ne olabilir? Haber programları, spor, kültür, eğitim, eğlence, dramatik yapımlar, müzik formatlı yapımlar ya da reklamlar yine aynı şekilde olabilir. Kanal ise arkadaşlar daha çok bu yayınların bize ulaştığı ortamları aslında işaret ediyor. Karasal, uydu, kablolu veya internet gibi teknolojilerden bahsedebiliriz bu noktada. Alıcı ise bizler ve sizleriz aslında. Radyo ve televizyon dinleyicileri ve izleyicilerini kasteder. Geri besleme ya da geri bildirim dediğimiz unsur ise radyo ve televizyonda biraz daha farklı. Birebir iletişimde aslında bildiğiniz gibi çok daha hızlı ve doğrudan bir geri bildirim söz konusu iken radyo ve televizyonda bunun daha çok gecikmeli olduğu söylenir. Bir de bunu doğrudan verilen bir mesaja cevap olarak da düşünmemek gerekir. Örneğin radyo ve televizyonda reklamı yayınlanan bir ürünü bir tüketici olarak gidip satın aldığımızda da aslında bir anlamda bu iletişim sürecine bir geri bildirim verdiğimiz söylenebilir. Hızlıca radyo ve televizyonda yayıncılık türlerine bakacak olursak aslında ilk olarak karşımıza çıkan kamu hizmeti yayıncılığı. Genellikle halk için yapılan, halk tarafından finanse edilen ve kontrolde halk tarafından yapılan yayıncılık şeklinde tanımlanır. Bunun aslında geçmişi İngiliz yayın kurumu BBC'ye dayanır. Ülkemizdeki karşılığının ise TRT olduğu hepinizin malumudur diye düşünüyorum. TRT uzun yıllar tek yayın organı olarak bildiğiniz gibi faaliyet gösterdi. Özellikle 1990'lardan sonra ise ülkemizde özel yayıncılık kurumları da oluşmaya başladı. Bu aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan ve gelişen özel yani ticari radyo televizyon programlarını kastediyor. Bunların amacı ise reklam verenlerin ilgisini çeken potansiyel tüketici olan dinleyici ve izleyici gruplarına yayın götürmek aslında ki burada da bir kar amacının belirgin olduğu söylenebilir. Arkadaşlar son olarak radyo ve televizyon yayıncılığında denetim, yasal standartlar ve yasal zorunluluklar konusunda aslında bir takım uyulması gereken ilke, kural ve kısıtlamalardan, esaslardan bahsederek programı, dersimizi bitirelim. Öncelikle tabii doğruluk, bundan kasıt doğru bilgiler vermek, doğru haberler vermek ya da yanlışı düzeltmek, yanlış bir iletişim içeriği paylaşıldığında bunun doğrusuyla düzeltilmesi kastedilir. Tabii bildiğiniz gibi yine radyo ve televizyon yayınlarının tarafsız olması beklenir. Yanlış anlaşılmalara neden olmayacak şekilde uygun dil ve anlatımın kullanılması, değişik kesimlerin yadırgamayacağı yayın yapma zorunluluğu, farklı inanç ya da etnik kimliklerin yadırgamayacağı yayınlardan bahsedebiliriz bu noktada. Yine işte terör ya da doğal afet gibi sıkıntı ve üzüntü verebilecek unsurları özenle işleme, kötü alışkanlıkların yayınında duyarlı davranma, yapımda şiddete yer vermenin zararını değerlendirme ve olabildiğince az şiddete yer verme, özellikle bundan etkilenme olasılığı daha yüksek olan gençler ve çocukların izleyeceği programlarda, yapımlarda şiddete yer vermenin zararını göz önünde bulundurmak bir ilke olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz.
Bu dersimizi aslında böylece özetlemeye çalıştım, bu ünitemizi. Sizlere iyi çalışmalar ve başarılar dilerim.